Nasıl, güzeller mi? Herkese merhaba arkadaşlar. Las Vegas'ta ikinci gündeyiz. Michelin Pilot Experience için. Burada Las Vegas'ın yaklaşık bir 80 kilometre dışında Spring Mountain pistine geldik. Demin gördüğünüz Corvette'ler olsun, buradaki AMG GTR olsun. Arkadan da bir şeyler geliyor. Wow! Böyle heyecanlı bir gün bizi bekliyor olacak. Buradaki tüm izlenimlerimi sizlerle paylaşacağım detaylı bir şekilde. Öncesinde içeri girip kayıtlar yapılacak. Tüm detayları biraz da bir dikkat çekici, ilgimi dağıtan şeyler oluyor. Tüm bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Öncesinde bu tip içerikleri beğeniyorsanız lütfen kanala abone olun. Çan simgesine tıklayarak bildirimlerinizi açın ki bu tip videolar, yeni videolar geldiği zaman sizlerin bilgisi olsun, bildirimler gelsin. Ayrıca videoyu beğeneceğinizi tahmin ediyorum. Videonun sonunda beğenirseniz lütfen beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Artık gün başlıyor. Heyecanlı dakikalar bizleri bekliyor. Hadi gelin. Hello, good morning. How are you? Good, you? Good. All right, so if I could get you to print and then sign your name here, and okay. I have a couple more for you to sign. Okay, thank you. No problem. İmzalar tamamlandı. Bilekliğimizi de taktık. Artık hazırız. Thank you. Birazdan briefing başlayacak. Neler yapılacağı ile ilgili kısa bilgilendirme yapacaklar bize. Organizasyonda dünyanın hemen her tarafında katılan insanlar var. Meksika'dan var, İtalya, Fransa, Çin'den gelenler var, Güney Afrika'dan gelen var, İsveç'ten gelen var, Türkiye'den gelen var, Amerika'dan gelen var. Los Angeles'tan katılan İlkay Zaman var aramızda. Onunla birlikteyiz. Türkiye'yi temsilen de biz buradayız. Çok keyifli olacak yani, heyecanlıyım. Umarım sizlerin de keyif alacağı güzel, hızlı, bol motor sesi olan, biraz gazlamalı bir pist videosu olacak. Bir briefingin ardından artık piste doğru geçiyoruz. Bizi hakikaten güzel, keyifli bir zaman bekliyor. Şimdi minibüslere binip sürüşün olacağı alana doğru geçiyoruz. Hoppa! We have 75 different track configurations we can make. 75. Oh my god. And then we bought all that land up to the mountain over here and we're putting in 9.5 more miles. So we'll have the largest track in the world here next couple years. Biz bugün 2.2 millik kısmında sürüş yapacakmışız ama demin dediği gibi yani dağın şu kısmını almışlar ve önümüzdeki sene 9 küsur millik dünyanın en büyük pisti olacakmış burası. Şu anda pistin altından geçtik. Korna çalmayalım. Korna yok. İnanılmaz. Dünyanın en büyüğü olacakmış. Geldik. Evet. Çocuklar yatıyor. Vay 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 vay. Camaro da görüyorum orada arkada bir tane. İnanılmaz. Eğlence başlamak üzere. Vallahi çok keyifli zaman geçireceğiz gibi gözüküyor. Şuna bakın. Müthiş. Bütün şu araziyi almışlar. Düşünebiliyor musunuz? 9.9 dedi galiba mil. 15-16 kilometrelik bir pist. Egzoz mu? 4 tane. Şöyle kısaca ortamı göstereyim. Herkes röportajlarda tüm dünyadan gelen bu influencer arkadaşlarla birlikte. Herkes çekimlerini yapıyor. Daha tam ne yapacağımız söylenmedi bize. Ama yani şu güzel arabalarla biraz eğitim alacağız. Biraz piste çıkacağız. Michelin Pilot Sport ailesini deneyimleyeceğiz. Cup 2'ler olsun, Pilot Sport 4S'ler olsun, Camaro SS olsun, Corvette Grand Sport olsun. Vallahi bayağı heyecanlı bir gün bizi bekliyor. Çok da fazla bir şey söylemek istemiyorum çünkü gün içinde söyleyecek, anlatacak çok fazla şey olacak. Heyecanla bekliyorum neler olacağını. Balaklavamızı aldık. Sıra kaskta. Hello, hey. Hey, good, you? Looking for a helmet? Yes. Large for me. Yeah, we got you a little do-rag there. Pidecilere benzedin yemin ederim ha. Hamuru yoğurmaya başla. Aynen. Yes, I think large is for me. Yeah, perfect. Thank you.
All good. Atom karıncalar hazır. Nasılız? Koca kafalı. Hop! Keçi. Vallahi zorlu olacak ya bak. İtalyan arkadaş yarışçı. Aynen. Yeah. Brezilya'dan. Bir tane daha Brezilyalı. Manual transmission car, so show of hands how many can drive a manual transmission. Perfect. Good. Herkes elini kaldırdı. European, you know? Yeah, no, but I don't want to assume, okay? So, the cars, the numbers on the window or on the hood, at the little A after the number is an automatic, okay? So go choose a car, one of the Corvettes, the number one, the blue 40, the 123. Ya mantıklı olan herhalde otomatik alayım. Kızmayın şimdi burada pistte. Eğleneceğiz de hangisini alsak? Ha? Şunu alayım ben. Yanında A yazanlar otomatikmiş. Bunu alalım bakalım. Baba aldım ama şimdi. Ama şimdi. Ben Beşiktaşlıyım ya. Baba bir tane daha beyaz yok mu? Yok. Var arkada var. Hadi seni mi kıracağız? Hadi. Tamam hadi İlkay aldı hadi. Bizde böyle yapacak bir şey yok. Bu da 122 numara. Bunda da A yazıyor. Bu da otomatik. Arkadaşlar ilk defa bir Corvette'in direksiyonuna oturacağım. Heyecanlıyım. Hoppa. Evet. Oh. Bayağı iyi gözüküyor mu? Hi, I'm Oscar with Michelin. Yeah, hi Michelin. Showing you the Track Connect. So just showing you, this is, we got your car set in here. Z07 arkadaşlar. And then you see the tires, the sensors. Okay. And the receiver, all that information's there. Oops. Okay. Bunları size daha sonra anlatacağım. Burada yani lastiklerde yeni bir teknoloji var. Lastiklerde 4 tane hepsinde sensör. Aracın içinde bir tane alıcı var. Ve hani pistteki tüm detayları, lastiklerin ısısı, basıncı, ne kadar G kuvvetine maruz kaldığımız tüm bu detayları ki ben de bunları briefingde söylemişlerdi. So, geldikten sonra bunların detaylarına bakacağız. Yes. So now I'm selecting the track. Okay. And you are Spring Mountain Villeneuve. Okay. So this is the Villeneuve course. Okay. And we are in track mode. Okay. It's dry. Yes. And then I hit go. And once I hit go, it connects with the receiver and now it's ready. Once you pass the start finish line, it'll start automatically doing lap timing. Wow. Okay. Okay, we will see our lap time. Thank you so much. Start finish'ten geçtikten sonra da lap time başlayacak. Hi. What's your name? Fahir Talip. Fahir. Yes, I will buckle up. Fahir. Fahir, yes. F-A-H-I-R. Okay, okay, got it. Thank you. Hop. Kemerimizi takalım. Koltuğumuzu. Now, real quick, Fahir. Okay. Just to check your seat position, all that. I will. Koltuk ayarı önemli. Emniyet kemeri mutlaka yani zaten ne zaman direksiyona geçsek emniyet kemerini takmak zorundayız ama koltuk ayarı çok önemli. Direksiyonumuz da elektrikliymiş. Here we are. We'll get moving in a second. Okay. Yo, yo. How's it going, man? Big smile? Thank you. Thank you. İnanılmaz ya. Hızlı hızlı. Aynalar çok küçükmüş bu arada. Şöyle. All right, Fahar, can you hear me? Yep. Give me a thumbs up, Fahar, if you can hear me. Yeah, I hear you. Okay, excellent. Jin Chao, thumbs up if you can hear me. Excellent, guys. Let's go ahead and roll up the windows. We'll get moving in just a moment. This is Josh over the radio, by the way. Bundan sonrasını artık buradaki kameradan ve öndeki kameradan takip ediyor olacağız. Hazır mıyız? There you go. All the way up 6,000. Fourth. There you go. Fifth. There it is. Whoa. Light brake. Fourth. Lead. Let it coast in. Okay. There you go. Muhteşem. All the way down. All the way down. Keep going. Light brake. Lift. There you go. Brake more. Downshift. Get used to it, me and the tires also. Yes, yeah. Exactly. Good now job, look how far you progress lap by lap, and it only took 4, right? Yeah, yeah. So nice job. The first lap it was really jerky. Yes, right? You're right. The fourth lap it was smooth and, exactly. And your feet moved soft and the car worked better. Thank you for your assistance, Peyton. That's good, huh? It was nice. Good job, bud. Good. Thank you. Good improvement too. Very yeah. Nice. Thank you. And good job for Michelin also. Yes, because yes. When good we tires. Yes. And right here. When we bleed the pressure. Perfect. It was better, I nice think. Nice job.
Yeah. Very nice. Şimdi buradaki turların özeti şu: aracı pistte kullanacağınız zaman mümkün olan en yumuşak şekilde kullanmanız lazım. Yani piste çıktım, sonuna kadar fren yapayım ama çıkışta da gaza sonuna kadar oturayım değil. Frene iyi bir şekilde basacaksınız ama frenin üstünde yavaşça ayağınızı kaldırıp çıkacaksınız ki ani bir şekilde ön tekerlekler o tutuşu kaybetmesin. Şu an tabii bunları burada gözlemliyoruz. Kolay değil. Yepyeni bir pist. Hiç bilmediğim bir araba. Yes. Okay. Şu anda da evet. Buradan ölçümlere bakacaklar ne olmuş lastiklerimizin basınçları diye. 2.09'luk bir tur attığımızı görüyorum şu anda orada. Evet. Recommendations there. Yes. We need 7 psi down, right? Yes. For the left hands. Okay. Yes. So we made good laps. Yeah. Yeah, we heating up the tires. So I will bleed the pressure down for you. Okay. When this turns green, just give me a yell out. Okay. İnanılmaz bir şey. Yani şu anda soldakiler 7 PSI, sağdakiler de 8 PSI yüksekler. O yüzden onları o kadar düşüreceğiz ve sıfıra geldiği zaman da kendisine onay vereceğiz ki 4 go on 3 2 okay. Evet, sol ön hazırlandı. Ya inanılmaz bir şey gerçekten. Vallahi. Yani tabii kolay olmayan şu, hiç bilmediğim bir araba, hiç bilmediğim bir pist. Uzun zamandır zaten piste çıkmıyordum. Ama çok iyi gidiyor. Bayağı keyifli. 3, 2, 1. Okay. But the front one still says minus 1. Evet, yani sonuçta hala ısınmaya devam edebiliyor. Hem asfalt sıcak hem de kendileri sıcak olduğu için. O yüzden bu işlemi iki tur yapmak gerekiyor diyorlar. Ön sol taraflar okeylendi. Şimdi de sağ tarafları yapacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Yani bence muhteşem bir tecrübe. Araç hakikaten inanılmaz. Yani lastiklerin basıncını düşürdükten sonra thank you Peyton. Yeah. Basınçları doğru noktaya getirdiğimizde tabii ben de biraz daha piste alışmıştım. Onun da etkisi var. Çok daha hızlı, çok daha iyi bir tur oldu. Şimdi sırada ne var? Heyecanla bekliyorum. Hakikaten tecrübe müthişti. Saç baş tabii dağıldı. Oh! Daha neler bekliyor bizi kim bilir. Şu anda diğer istasyona gidiyoruz. İki farklı gruptaydık. Pist turuyla başladık. Şimdi otokros dediği diğer alana geçeceğiz. Galiba orada belli istasyonlar var. Video devam ediyor. Susadım. Vay vay vay, canavar mısın? İkinci istasyona geldik. Arkamızdaki bu iki tane korvetle şu sonradan yapılmış pist gibi olan kukalarla belirlenmiş yerde bir tane antrenman turu, bir tane de yarış turu yapacağız. Sonrasında da şu yeşil kukaların arasında durmaya çalışacağız. Kukalara çarparsak 5 saniye ceza yiyoruz. Eğer bu yeşil kukaların arasında duramazsak yine bir 5 saniye daha ceza yiyoruz. Tüm ekip burada yarışıyor olacak. Bakalım elimizden geleni yapacağız, keyif almaya çalışacağız. Yine aracın dinamiklerini, lastiğin dinamiklerini burada da görmeye çalışacağız. Bu arada tabii ekipte bayağı iddialı arkadaşlar var. Bu İtalyan arkadaş hem motosiklet hem otomobil yarışçısı. Bayağı da heyecanlı. Hadi bakalım görelim ne yapacaksın. Burada yine Çinli arkadaş. Böyle de bir sonradan kukalarla belirlenmiş bir pist. Yani burada sadece hızlı olmak değil, dengeli olmak, doğru fren, viraja doğru yerde girmek, doğru hızda çıkmak, bunların hepsini deneyimleyeceğiz. Ama bana sorarsanız en önemlisi fren. Yani burada bu iyi bir tur yapmana rağmen bu kukaların arasında duramazsan hiçbir esprisi kalmıyor olacak. Bakalım. İlk antrenman turu. Vallahi gayet güzel. Bakalım durabilecek mi? Sese bakar mısınız ya?
6.2 V8, 645 beygir güç. Vay 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 vay. Rakip güçlü. Amaç keyif al bak, gel bakalım. Aha, 5 saniye. Ne demişler? Her zaman hızlı olmak değil, kontrollü olmak, doğru yerde durabilmek. Onlar da bayağı önemli. Ya niye gözlüğümü çıkarmışım acaba ya? Gözlükle iyiydik değil mi? Bu istasyon için hazırım. Kaskımı taktım. Korvetim burada beni bekliyor. Bakalım, umarım güzel hata yapmadan bir tur geçer. Box'ta durduk galiba. Good job, 43.57. Aracım buydu. Bununla yaptık turları. Bize bu kısmet olmuştu. Bu da güzeldi. Şöyle göstereyim. Pilot Sport Cup 2 yokmuş üstünde. Pilot Süper Sport'lar varmış. Şöyle bir bakar mısınız? Lastikler bu arada ne hale geldi? Yani ona rağmen, şuna rağmen çok çok iyiydi tutunması. Yani bir noktada acayip kafadan kaydım dedim. Ona rağmen tutundu ki yani burası biraz da tozlu olmasına rağmen, aracın gücünü zaten söyledim. Yani hakikaten bu dinamiklerde bu performans insanı etkiliyor. Başarılı. Ödül törenine geldik. Herkes heyecanlı, herkes çekimde. Ben çok iddialı değildim. 43 saniyelerdeydim. 40 saniyelerde olanlar olduğunu tahmin ediyorum. Bakalım. Bu yarışçı olan çocuk değil mi birinci olacağım diye. Fazla iddialı olmayacağım. Ne diyorsun ilk ay vaziyetlere? Biraz patates olduk şimdi. Kabul etmek lazım. Gençler işi götürdü. Ben zaten hiç iddiam yoktu. Senin de iddian yoktu. Benim de iddiam yoktu. Eğlendik. Bravo. Tebrikler beyler. Şu herkese videolarını gösteren, sabahtan beri kaskıyla gezen sarsak 5. oldu ya. Çok hoşuma gitti. Bayıldım, bayıldım. Yemin ediyorum yağlarım eriyor. Böylece buradaki günün sonuna gelmiş olduk. Bence gayet keyifliydi. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Derece yapamadık. Çok da önemli değildi. Önemli olan keyif almaktı. Burada Michelin Pilot Experience'a katılmaktı. Güzel bir deneyim oldu bence. Ben keyif aldım. Bir video daha gelecek. Yine güzel bir araba kullanacağım. Ne olduğu henüz belli değil. Ben de bilmiyorum. Yarınki videoda o olacak. Onu da ilerleyen süreçte sizlerle paylaşacağım. Lütfen kanala abone değilseniz abone olmayı ve çan simgesine tıklayarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ki yeni videolar girdiği zaman size bildirim gelsin. @carvisortv Instagram hesabımda takip etmiyorsanız lütfen onu da takip edin. Çünkü buradaki anlık şeyleri de orada Instagram'da sizlerle paylaşıyordum. Takip edenler görmüşlerdir. Takip etmeyenlerse takibe başladıktan sonra diğer anlık şeyleri, anlık paylaşımları görebilecekler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bonibonlar nasıl? Turuncusu, kırmızısı, sarısı, Camaro SS'i, Corvette'i, mavisi, fümesi. Bildiğin bonibon ya.